UFO'yu görecek değiliz yani. Bunu görev addedip köşesine farklı bir şekilde yansıtan biri var. Aziz Üstel. Çok tepki gösteriyor İYİ Partililer. Epey kızıyorlar çünkü o da bir benzetme yaparak diyor ki, bunu okuyorum, şöyle diyor. Bütün yani Manukyan'ın işte üst üste vergi rekortmeni olduğunu vesairesini falan filan anlatıyor. Diyor ki bütün bu artılarına rağmen sizi Manukyan'a benzetsem herhalde küplere binerdiniz. Beni bir umumhane patron içerisine benzetti diye bağırır çağırırdınız. Sizin böyle bir hakkınız vardı, ülkemin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yok mu diyor Aziz Üstel. Çok kızdınız sizler de buna. Bu benzetmeye. Karşıdaki erkek şimdi, bir siyasetçi olsa belki bu kadar çok o da olmaz. O hayır da olmaz. Bu kadar ama, çok ama bu kadar böyle bir tepki bir gösterilemez ama kadın siyasetçi kadın olunca siyasetçi. Kadınlık üzerinden vurmayı çok seviyor bir, erkekler ya. Bir, çok seviyorlar. Şu saate kadar Emine Hanım'ın bu konuda bir şey söylemesini beklerdim. Önemli. Şu saate kadar kadın AK Partili kadın milletvekillerinin bir şey söylemesini beklerdim. Şu saate kadar o gazetenin geçmişi karanlık filmlerle, fırıldaklarla, uyuşturucuyla, şunda bunda dolu patronunun eşi tarafından uyarılmasını beklerdim. Kadın bakanların devreye girmesini beklerdim. Kadın örgütlerinin devreye girmesini beklerdim. Bütün kadın milletvekillerinin ayağa kalkmasını beklerdim öncelikle. Bu bir refleks. Ama asıl ayağa kalkması gerekenler bu ülkenin erkekleri. Neden? Asıl ayağa kalkması gerekenler onlar. Çünkü bu alçaklıkların bütün meseleleri cinsiyet üzerinden, cinsiyet merkezli konuşan bütün ahlaksızların cinsiyeti maalesef erkek. %99'unun erkek. Kadına kadınlık öğreten, yani, kadına ne yapacağını öğreten, erkek. Ne kadar konuşacağını öğreten. Şimdi burada bütün sıfatları, vazifeleri, görevleri, işte sevgiyi, gönül bağını hepsini bir tarafa bırakarak söylüyorum. Geçmişte yine Meral Akşener'e bir dünya laf söylerken bir partinin üst düzey yetkilisi aklına mabat diye bir kelime gelmiş, mabatı kullanmıştı. Ağzıyla içmediği için aklına ilk gelen kelime mabattı. O zaman da yazmıştım onu. Evet. O saldırıdan bir hafta 10 gün önce bana yapılan saldırı. Evet. Burada da bir örnek ya da benzetme yapacakları zaman akıllarına gelen ilk meslek pezevenklik bunların. Akıllarına gelen ilk meslek bu. Bu bir hakaret değil bu tarif. Mesleğin adı. Türk Dil Kurumu'na baktığın zaman da ekranda da kullanılabilir bir kelime. Dolayısıyla akıllarına gelen ilk meslek kendilerini dahil saydıkları, kendilerini tabi saydıkları meslek. Anlatabiliyor muyum? Neden bunu böyle söylüyorum? Bu bir iftira, bir ahlaksızlık karşısında bir işte bir küfre küfürle karşılık değil. Bu sektöre yıllarını vermiş insanların birçoğu bilir ki beyefendi çalıştığı patronlarına çok kıyaklar yapmıştır. Çalıştığı patronlarına çok kıyaklar yapmıştır. Beyefendi ne gereksiz bir laf oldu orada ya. Bu adam çalıştığı patronlarına çok büyük kıyaklar yapmıştır Çiğdem. Bunu biliriz. Ben de bilirim. Beni şu anda dinleyen birçok meslektaşımız da bilir. Gazeteciler, televizyonlar, köşe yazarları, hele hele gazete patronları, eskiler çok iyi bilirler. Onun programından sonra nerelerde çorba içilip nerelerde konaklandığını birçok insan bilir. Ama asıl kötü olan ne biliyor musun? Bu adam bir sevda, bir aşk uğruna İstanbul'u terk edip İzmir'e gitti. Orada çocuk yuvaları, anaokulları vesaire çocuklarımızı eğiten bir faaliyetin içinde bu ahlak seviyesi. Çocuklarımıza eğitim veriyor bunlar. İzmir'de birçok okulları var, bilmem neleri var, şunları var, bunları var. Uzun zaman bu hizmeti yaptılar. Çocuklarımız bu ahlak seviyesiyle eğitildi işte. Bu ülkedeki hiçbir kadına siyaseten yaptığı bir eleştirinin karşılığında bu namussuzluğu, o kullandığı, adını kullandığı öldüğü için rahmetli, o bile yapmazdı bunu. O bile yapmazdı. Ya o vergi rekortmenliği işi falan da biraz hikayedir de o konunun onunla ilgisi yok. Ama bu yaşına gelmiş, yaşından utanmıyor, eşinden utanmıyor, çoluğundan çocuğundan utanmıyor, insanlığından utanmıyor, adamlığından utanması mümkün değil. Bunu yapabildiğine göre adamlık da yok. Hiçbir şeyden utanmıyor. Böylesine bir ahlaksız, böylesine bir
namussuz bir adam yani. Buna ne söyleyebilirim? Yani bana böyle öyle bir bıyık altı gülerek bakıyorsun evet. ki sanki bir fren yapıyor. Bir yandan da şöyle. Şu an çok frenliyim. Anladım. Yani hani bak ben az evvelki ifadeyi yine de hani yayıncı olarak ne diyelim? Bir sen bir uyarını yap. Ama ben uyarmış olayım sizi. O bir meslek. Yani tasvip etmediğimi de söyleyerek. O bir meslek. Olayım. Evet. O meslek. Ama yani, yani burada şimdi atıyorum etmiyor. Telefonla bahsetsek o da bir meslek. Efendim işte bir bilgisayar programcılığı da bir, o da bu da bir meslek. Meslek dünyanın en eski meslek iki mesleğinden birisi. Bir evet. tanesine bir tanesine gönderme. Şimdi bak. Bütün, şöyle yapalım mı? İstihdamınız bozulmasın. Araya gidelim. Ondan sonra şu 30 saniyeyle gidelim. Bütün mesele şu. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızına karşı ahlaksızlık yapıldığında ilk ses çıkaran, ilk tepki gösteren kişi Meral Akşener'di. Selahattin Demirtaş'ın eşine ahlaksızlık yapıldığında en yüksek perdeden ilk karşı çıkan Meral Akşener'di. Dolayısıyla bugün bu ahlaksızlığa ilk ses çıkarması gerekenler de bu mağduriyette hep yanında gördükleri Meral Akşener'i yanında gören insanlar oldu. Ya da Binali Yıldırım'ın eşiyle ilgili. Binali Yıldırım'ın eşiyle ilgili kendi partilisi evet. yaptığında orada bizzat arayarak, konuşarak tavır alan Meral Akşener. Ekranda kendisi özür dilemişti bu sözlerden. Herkes sıkıştığında koşan Meral Akşener'e böyle bir saygısızlık yapıldığında herkesin koşa koşa Meral Akşener'in yanına gelmesi lazım. Böyle. Serkan'a. Hı hı. O video üzerinden şimdi onu niye istedim? Hı. Önce onu söyleyeyim. Bu adamlar şimdi Hasan Yeşildağ'ın o medya grubu. Evet. Hasan Yeşildağ bu konuda bir adım atacak mı? Bir bedel ödetecek mi? Onu bir bekleyip göreceğiz. Ama onun yanında bu adamlar kimlere yazı yazdırıyorlar biliyor musun? Bak bir o sesi bir verirlerse üzerine konuşalım. Onu. Peki. Hadi o sesi dinleyelim o zaman. Hoca Efendi'den Şamil'e istihbarat zafiyeti uyarıları. Fethullah Gülen Hoca Efendi Gaziantep katliamı sonrası yayınladığı başsağlığı mesajında istihbarat konusunda daha dikkatli olunması gereğine dikkat çekiyordu. Ardından Şamil Tayyar Gaziantep Emniyet Müdürü'nün olaydan hemen önce başka bir göreve atanması. Bu adamlara yazdırıyorlar işte. Fethullah Gülen Hoca Efendi. Fethullah Gülen Hoca Efendi efendim işte Gaziantep saldırısında ilgili uyarılarda bulunmuş. Çok kıymetliymiş. Emniyet Müdürü niye öyle yapmıyormuş bilmem ne yapmıyormuş. Bunlar lafa gelince FETÖ ile mücadele ederler. Fethullah Gülen'i böyle yere göğe sığdıramayan, kanaat önderi sayan, efendileri sayan adamlara da hala yazı yazdırmaya devam ederler. Dolayısıyla bu kafaların, bu mantıkların ağızları elbette lağım gibi olur, kalemleri elbette kanalizasyon borusu gibi olur. Bu kadar açık ve net. Başka bir şey çıkmaz bunlardan. Bunlardan başka bir şey çıkmaz. Bakalım şimdi dediğiniz önemliydi az evvel. Yani bunlardan kimden ne ses çıkacak? Bunlardan ancak alçaklık çıkabilir. Ancak haysiyetsizlik çıkabilir. Başka hiçbir şey çıkamaz bunlardan. Bu yaşına gelmiş 3 kuruş para için, 3 parça daha menfaat için bu ahlaksızlığı yapabilen adamlarla da yol yürünmez aslında var ya. Yani AK Partililerin bu adamları önce. Ya bu adamlarla yol yürünmez. Bunlar 3 parça menfaate 80 takla atabilen adamlar yani. Yürünmez. Dün öyle diyordu, bugün başka bir şey söylüyor. Yarın ki bilir ne söyleyecek o zaman. Yani meslek omurgalı bir meslektir de meslek omurgalıdır. Gönlünde yatan meslekle baş başa bırakalım. Stajyerliğini yaptı. Stajyerliğini yaptı. Peki, şimdi bununla ilgili ama takip edelim. Yani kimler ne söyleyecek, burası önemli. Elbette. Çünkü az evvel hatırlattıklarınız önemli şeylerdi. Orada kimin başına ne gelse ideolojisi durduğu yer önemli değil. Bir kadının başına gelen ya da bir kadının uğradığı herhangi bir ahlakın, haysiyetin, namusun ideolojisi olmaz. Tabii. Aynen öyle. Bunların her biri başlı aynen başına öyle. Bir ideoloji. Kadınlara söz etmek ne kadar kolay erkeklerin dünyasında ve bu çok oluyor ve buna evet belki o çok başına gelmişti ama bütün kadınların da yani her meslekteki kadınların da zaman zaman böyle şeyler yaşadığını görüyoruz. Yani bu iğrenç dilin artık sonlanması gerekiyor. Ya yani başka söyleyecek söz olmayan insanların böyle iyi frenlediniz biz Çiğdem Hanım. Evet, frenlemek durumundayız çünkü yayınımızın selameti açısından efendim. Evet, siz daha buyurun. İyi bilirsiniz. Buyurun. Yılların yayıncısı yani kendisinden öğrenmişliğimiz vardır o yüzden. Şimdi